Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nın 14. haftası 5. videosundayız. Evet yamuk alan konusuna başlayacağız. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Yamuk alan konusuna geçmeden önce şunu söyleyeyim. Üçgende alanda ne demiştik arkadaşlar size? Bir üçgende şekilde 90 derecede özel bir açı varsa üçgenin alanı 199.9 nereden çıkıyordu? Tabana ait yükseklikten çıkıyordu. Hatta bazen biz çiziyorduk oradaki yüksekliği. Aynı şeyi paraya kenarda da söyledik. Özel açı ya da 90 varsa tabana ait yüksekliği kullanacaksınız. Orada yalnız paraya kenarda taban çarpı yüksekten çıkmıştı. Şimdi de yamukta da aynı şeyi söyleyebiliriz. 90 ya da özel bir açı varsa yamuğun alan formülü kardeşim. Alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2'dir. Tamam. Nereden geliyor hocam bu diyecek olursanız. Arkadaşım şurada bir üçgen oluşturacak olursanız. Bu yamuk aslında iki tane üçgenden mi oluşuyor? Bir buradaki üçgenin alanı. Bir de şuradaki üçgenin alanı. Hocam A çarpı H bölü 2 burası. A çarpı H bölü 2 artı bu üçgenin alanında tabanı C olduğuna göre tabana ait yükseklikten çıkacak. Tabana ait yükseklik sadece dışarıya doğru düşüyor. Yani tabanımız C iken yüksekliğimiz H C çarpı H bölü 2 oldu. E burada alan dediğimiz arkadaşlar e burada H parantezini aldığımızdan A artı C çarpı yükseklik bölü 2 geldi mi? Geldi. Evet. Ya ama bunu da bilmeniz lazım. Hep üçgenden mi yapacağız? Yok. Bu tanım gibi bilmeniz lazım. Peki size şu tanıdık geldi mi arkadaşlar? Bakın A artı C bölü 2 tanıdık geldi mi? Geldi değil mi? A artı C bölü 2 aynı zamanda nedir arkadaşlar? Orta taban demek değil midir? Ve aynı zamanda biz alanı şekilde orta taban verilmişse orta taban çarpı yükseklikten de bulabiliriz. Çünkü yamun alan formülü alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 ama şuraya bakacak olursak A artı C bölü 2 orta taban orta taban çarpı yükseklik de aynı şekilde A Alt taban artı üst taban çarpı bölü 2'ye eşit olmuş oluyor. E ort tabanın olduğu sorularda bize pratiklik sağlayacaktır. Bilmek zorunda mısınız? Bilmeseniz de yaparsınız. Sadece pratiklik sağlıyor arkadaşlar. Tamam. Evet hadi bakalım sorulara gelelim şimdi. Hocam özel bir açı var. 150. E, 150'nin nesi özel? Buradaki açısı. 30 derecesi özel. Hocam 150 buradan dik çizecek olursak 150 parçalanıyor. Hayır sen 150'nin 30'unu buldun ya. Artık önemli olan 30 buradaki. Buradan bir dik çizdiğin zaman 90'ın karşısı 6 30'un karşısı 3 yapar. Alanı da artık buluruz. Alt taban artı üst taban 9 artı 5 çarpı yükseklik bölü 2 14 çarpı 3 bölü 2 yaptı. Yani bu da kaç yapıyor arkadaşlar? 21 yaptı. Evet örnek 32 cevabı 21 bulduk. Geldik örnek 33'e. Evet ABCD dik yamuk demiş. Dik yamukla ilgili bakın bir soru. Alanla ilgili sorusunu yazamamıştık. Bakın burada kullandık şimdi. C ve B açıortaylarmış. Arkadaşlar açıortaylar nasıl kesişiyordu? Hangi yamuk olursa olsun açıortaylar dik ve orta taban üzerinde kesişmiyor mu? Evet. E o zaman burası dik ve orta taban üzerinde. Tam burası. Buradan bir paralel çizgi çizecek olursan orta taban çizgisidir arkadaşlar bu. E hocam bu orta taban çizgisi ise eşit eşit. Hatta burası da aynı şekilde orta taban çizgisi. Yani bunlar da 3 3 mü oldu. Evet. E hocam burası 5. Burası 5. 90'dan çizilen kenar ortay. Muhteşem üstten burası da 5 mi? 5. Yamuğun alanı neydi? Alt taban artı üst taban çarp yükselip 1 2. Oradan yazabilirsiniz. Ama direktman orta taban var mı arkadaşlar burada? Var. Aynı zamanda orta taban çarpı yüksekliğe eşit olduğundan orta tabanımız 5 çarpı yüksekliğimiz kaç yaptı? Dik kenar değil midir? Dik yamuk dediği için arkadaşlar bu bir kenarı aynı zamanda dik yamuğun yüksekliğidir. Yani bu da 6'dır. O zaman cevap kaç çıktı? 30 çıktı arkadaşlar. 33. sorunun cevabı da böylelikle 30 bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Evet 90 derece demiş arkadaşlar BC'yi bir de EB'nin uzunluğuyla EC'nin uzunluğu birbirine eşit verilmiş. Alanı da vermişler bize. Aa, bu sefer alanı vermişler. E alanı vermişlerse alt taban artı üst taban çarp yükselip bölü 2'yi kullanacağım arkadaşlar değil mi? Başka da bir şey, alan formülünü biliyor muyuz bilmiyoruz. Oranlamaları yok ki alan dağıtalım değil mi? E, mecbur. Alt taban artı üst taban çarpı yükseli bölge. Ama hocam 90 dereceler vada uçuyor burada. Öncelikle bir ona da bakmak lazım. E, 90'lara vada uçuyorsa dal alfa beta'ya. Alfa beta beta 90 alfa alfa 90 beta. E hocam şu üçgen ile bu üçgen ne oldu arkadaşlar? Benzer. Hatta 90'ın karşısında göre olduğu için eş üçgen oldu. E o zaman ben burada alfanın karşısına a dersem burada da alfanın karşısı a. Hocam beta'nın karşısına burada B dersem beta'nın karşısı burada B. E şimdi alanı da vermiş bana alanı kullanalım. Alt taban artı üst taban. B artı A çarp yükseklik. Yüksekliğimizde bakın B artı A. Böl 2 alana eşittir. Bitti. Buradan B artı A'nın karesi ne oldu arkadaşlar? 100 yaptı. B artı A'da kaç çıkar? 10 çıkar. A'yı B'ye ayrı ayrı bulamıyoruz hocam. Demeyin. Çünkü sizden AD uzunluğu isteniyor. Yani A artı B isteniyor. B artı A 10 ya. A artı B de nedir? Yine 10'dur arkadaşlar. Evet 34. sorunun cevabı böylelikle 10 bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Bir sonraki soruda da neler var arkadaşlar? Burada hocam burada kalanı 15 vermiş. Sonra alan ABCD'yi 36 vermiş. AD uzunluğunu 10 vermiş. AB artı CC isteniliyor bizden. Arkadaşlar A artı C isteniliyor bizden. Şimdi burada açı ortayları gördük mü gördük. Açı ortaylar nasıl kesişiyordu arkadaşlar? Dik ve orta taban üzerinde kesişiyordu. Hocam burası dik ve orta taban. Bir işimize yarar mı? 15'e bölüyorum. 15 bölü 2, 15 bölü 2. Muhteşem üstten burası 5, burası 5, burası 5. Ya sanki buradan bir işimize yaramayacak arkadaşlar. Başka ya buradan bir hamle yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Alan dağıtımı falan filan da yapamıyoruz maalesef. O zaman bu burada kalsın. Yani nasıl bir şeyleri yazdıysak silmesini de bilmeliyiz arkadaşlar. E ne yapacağım? Adam bana burayı bu üçgenin alanını vermiş. Bak dikkat. Bu üçgenin alanını vermiş. Hocam bu üçgenin alanı tabanda mevcutsa taban çarpı yüksek bölü 2'den bulabilirim. Yani burada 10 tabanına ait yüksekliği çizelim. 10 tabanına ait yükseklik bu. Şuraya bir h diyecek olursak 10 çarpı h bölü 2 eşittir kaç verilmiş? 15. Haşı buradan kaç bulduk o zaman? 3 bulduk. Evet h buradan 3 geldi. Tamam eyvallah. Şimdi biraz önce koronun başında videonun başında ne dedim ben? Şekilde 90 derece ya da özel bir açı varsa yamuğun alanı büyük ihtimalle alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü çıkar. Yani sen burada yamuğun yüksekliğini bulmak zorundasın. E hocam burada açı ortayları da kullanmadık onu da kullanacağız. E arkadaşım açı ortayda kola dik çizilmiş. E, diğer kola çizilendik de eşit değil midir? Evet. E, aynı şekilde buradaki açı ortayda da kollar çizilen dikler eşit olacak. Hop buraya da çizsem. Hocam öncelikle şunu çizmiştik kollar açılan eşit. H H. Burada da kollar açılan eşit. H. Yani burası 2H. 2H kaç çap H'ı 3 bulduysak 6 yaptı. E zaten bizden A, A artı C isteniyor. Arkadaşlar alanı tüm da 36 vermişler. Alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2 36'ymış. A artı C de buradan kaç gelir arkadaşlar? 3 12 mi geliyor? Evet 12 gelir. Zaten bizden de ne isteniyor? AB artı DC isteniyor. Yani A artı C isteniyor. Cevabımız böylelikle 12 yaptı. Bak gördünüz mü? Açı dik ve ortaban üzerinde kesmesinin ispatı aynı zamanda bu. ispat yöntemini de nerede? Soru çözümlerinde kullanıyoruz diye size söylemiştik. O yüzden bazı gösterdiğimiz ispatlar gerçekten ama gerçekten önemli. Tamam gençler? Evet geldik böylelikle örnek 36'ya. Hiçbir şey vermemişler alanı vermişler. Bazı kitaplar bununla ilgili formül bile verirler ama formüle gerek yok. Formülü bilmenize gerek yok. E formülü bilmeden de yapabilir miyiz? Alan ABCD'yi 18 vermişler arkadaşlar. Tamam. Şimdi öncelikle şuna bir bakalım. Arkadaşlar ikizkenar yamuk bu. Bakın ikizkenar yamukla ilgili alan sorusu sorduk. İkizkenar yamuğu anlatırken onu orada soramamıştık. Şimdi burada soruyoruz. E hocam ikizkenar yamuk bu. Tamam. Bizden evinin uzunluğu isteniyor. Şu uzunluk isteniyor. Arkadaşlar şuraya ben X dersem burası da ne? X. Bizden X deniyor. Bazı kitaplar direkt X çarpı X. Yani hatta burası A burası B ise X kenar yamuğunun alanı A çarpı B'dir diyor. Gerek var mı? Gerek yok. Gerek olmadığını göstereceğim. X kenar yamukta biz ne yapıyorduk gençler? Ne yapıyorsak onu yapacağız. Ya köşegeni çiziyorduk ya da dikmeler. Değil mi? Burada aynısı mantıklı. köşegen çizsen ne olacak ki? Bir işine yarıyor mu? Cık, yaramıyor. O zaman şu dikmeleri çizeceğiz arkadaşlar. Bir tane dikmesi zaten şurada çizilmiş. Şurada. Öbür dikmeyi de ben çizdim. Dikmeyi çizince ve ben şuraya ne dedim arkadaşlar? Bakın bunun tamamına x dedim. Şu dikmeyi çizince hocam şu parçalar birbirine eşit. E o zaman ben bunlara bir y diyeyim. Buraya da bir y diyeyim. Hocam bunun tamamı x'ti. Buraya x eksi y kaldı. Yukarısı da x eksi y mi yaptı? Evet. Şimdi diyor ki alanı vermiş bize. Alt taban artı üst taban. Alt tabanımız x artı y. Artı üst tabanımız x eksi y. Çarp yükseklik. Yüksekliğimiz de x. bölü 2 alana eşittir. Yani 18'e eşittir. Hocam y'ler gitti. 2x kare bölü 2'den x kare yaptı. Değil mi? Bakalım. Bir daha bakalım. Şurası 2x çarpı x. 2x kare bölü 2. Yani x kare yaptı burası. Eşittir 18'den. x de buradan ne yapar? Kök 18 yapar. Kök 18'de de neye eşittir arkadaşlar? 3 kök 2'ye eşittir. Yani 36. sorunun cevabı da böylelikle 3 kök 2 bulduk mu arkadaşlar? Bulduk. Olay bu. İkisi kenar yamukta ne yapıyorsan onu yapmaya devam edeceksin. Dik yamukta ne yapıyorsan onu yapmaya devam edeceksin. Bak şöyle soruyu yazmadım. Kolay bir soru. Hocam burası 6 burası 10 burası işte 12. 12 demeyelim. Tamam 12 diyelim. 12 demeyelim. 12 demeyelim. Burası da 10 olsun. Tamam mı? Bu yamun alanı nedir diye sorulduğunda e, dik yamuta ne yapıyorsan onu yapacaksın. Dik çizeceksin. Dik dört yanı tutturacaksın. 6 ise 6. 6 10. 6 8 10. Hocam burası 2 geldi. Yukarısı da 2. Alt taban artı üst taban çarp yüksek. Böyle 2'den bulursun mesela cevabı. Cevabı ulaşırsın daha doğrusu. Başka? Ha bir de şöyle bir tarzda bir soru yazmadım. E, bunu da burada belirteyim isterseniz şöyle. Arkadaşlar bir de şöyle tarz sorularla da karşılaşabiliriz. Hadi bunu da birlikte yapmaya çalışalım isterseniz. Bir de böyle alan dağıtmayla ilgili sorular karşımıza gelebilir. E, yamukta alanla ilgili. Üçgende alan dağıtmayı iyi bir şekilde biliyorsanız burada da sıkıntı yaşamazsınız. Bir de paralel kenarda ne yapmanız gerektiğini biliyorsanız. Bir de e, yamukta aslında ne yapmanız gerektiğini biliyorsanız sıkıntı yaşamazsınız. E, oran varsa ne yapıyorduk hocam? İçe doğru yani oranlamaları bulmamız lazım. Her yerdeki oranlamayı bulalım ki. Iki, burada 2'ye 5 oran verilmiş. Burada da 2'ye 1 oran verilmiş. Ben diğer yerlerdeki oranlamayı bulayım da alan dağıtayım mantığındayım bu tür sorularda. Paraya kadar da aynı şeyi söylüyorum. E Burada ne yapacağız arkadaşlar? Burada bu oranlamayı gördüğümüz zaman içe çizdiğim zaman kelebek oluştu mu? Oluşmadı. O zaman kelebek oluşmadıysa dışarıya doğru uzatalım arkadaşlar bunu. Dışarı doğru uzattık. Kelebek oluştu mu? Oluştu. Bak kelebekteki oran 2'ye 1. 2K ise burası K oldu mu? Oldu. E alanları da dağıtacağım. E, kelebekteki oran 2 bölü 1 ya. Karesi nedir? 4 bölü 1. Hocam burası 4 A iken Burası ne olacak? A. 4 A 8'e eşitse A 2 yaptı. Hocam kelebekteki oran 2'ye 1. O zaman burası 2M 2 burası da M mi oldu? Evet. Hadi şimdi alan dağıtmaya. Bak. K'da kalan 2 ise 5K'da kalan ne yapar? Dikkat. K'da kalan 2 ise 5K'da kalan 10 yapar. Sonra M'e 2M'e göre alan dağıtacağız. M'den 2M'e geçişte tepe noktası burası değil mi? Evet. M'deki alan 12 ise 2M'deki alanda kaç yapar? 24 yapar. Yani cevabımız böylelikle 24 olur. Arkadaşlar gördüğünüz üzere gördüğünüz üzere bu şekildeki oranlama olan sorularda da bildiğiniz üçgende alan dağıtımıyla yapacaksınız ya da benzerlik alan ilişkisiyle dağıtım yapacaksınız. E, bu tür soruları zaten hem paraya kenarda çözdük. Burada yazmamışım. Ekstradan burada da size bu şekilde gösterdim arkadaşlar. E, bu soruda sizi bir şeylere yönlendirecektir. Güzel şeylere yönlendirecektir. Oranlamanın olduğu sorularda. Yani işin özü mantığı şu alan konusunda da olsan ya da yamuğun herhangi bir konusunda da olsan sıkıştığın zaman üçgenlere şey yapıyorsun. Üçgenlerle yol alıyorsun sorunun çözümünde. Tamam mı? Bunu unutma. Evet gençler isterseniz ya çok ya 12 dakika falan oldu ama isterseniz videoyu burada sonlandıralım. Çünkü devamını getirirsem o ayrı bir yer. Devamını getirirsem bu video çok çok uzun olacak. O yüzden bu videoyu da burada sonlandıralım isterseniz. O bölüm bölüm e, tatlı bir geçiş olsun isterseniz. Bir sonraki videoda yamukta alan özelliklerinden bahsedelim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.